madencilik. İşte o madencilerimizin günü bugün değerli dostlar. Hiç şüphesiz yürekten bir kez daha kutlamak gerekecek onları. Adeta ekmeklerini taştan çıkarıyor deriz ya alın deri dökenlere. Birebir ekmeğini taştan çıkaran kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, yurttaşlarımız onlar. Alın terleri karşılığını bulsun diliyorum madencilerimizin. Ve tabii yaşanan sorunlar var sektörde. Bütün bunları da konuşacağız. İş güvenliği ile ilgili karşımıza çıkan sorunlar var. İstatistikçi veriler, değerli dostlar, şimdi Avrupa ülkelerinin çok çok gerisinde olduğumuzu gösteriyor özellikle bu alanda. 40 yıldır neredeyse hiç ölümlü maden kazası olmazken mesela Almanya'da biz de her yıl 100 madencimizi ne yazık ki kaybediyoruz. Dünyada da sıralamada ne yazık ki iç açıcı bir tablomuz yok maden kazalarıyla ilgili. Bu konuda önlemler alınıyor, adımlar atılıyor, yasal zemin oluşturuluyor. İnşallah en kısa zamanda bunu da önüne geçeceğiz. Şimdi bir tabloyu ortaya koyalım. Bu arada tabii çok önemli bir sektör. Yurt içi hasılaya, gayri safi milli hasılaya önemli etkileri olan bir sektör. Bir resmimizi ortaya koyalım istedik. Stüdyomuzda Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden bir değerli hocamız var. Maden Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Profesör Doktor Sayın Ayhan Kesimal'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Sezai Bey. Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Evet. Sizi gördük daha mutlu oldum. Çok sağ olun. Öncelikle en dünyanın en zorlu mesleklerinden biri dedik madencilik için. Siz de aynı kanaatte misiniz hocam? Evet. Öncelikle kıymetli dinleyicilere, TRT Trabzon Radyosu ve çalışanlarına saygılar sunarak sözlerime başlamak istiyorum. Buyurun hocam, sağ olun. Tabii dinleyicilerimiz madenle ilgili bir takım bilgileri öğrenmek isterler. Önce maden nedir, madencilik nedir onu bir tanımlayalım. Ondan sonra diğer teknik konularda da sorularını cevaplayacağım. Tabii ki, hay hay. Maden, 3213 sayılı maden kanununa göre yer kabuğunda tabii olarak bulunan ekonomik ve ticari değeri olan her türlü maddeye verilen isimdir. Madencilik ise yeraltı kaynaklarının çeşitli yöntemler kullanılarak çevreye duyarlı bir şekilde ekonomiye kazandırılması faaliyetidir. Evet. Ama madenciliğin bize faydası nedir? Yani ekonomideki yeri nedir diye. Ekonomik büyüklüğü nedir maden? Evet. Şimdi tarih boyunca uygarlıkların şekillendiren temel sektörlerden birisidir maden. İçinde bulunduğumuz yüzyılda madencilik faaliyetleri olmaksızın insan yaşamının sürdürülebilmesi olası değildir. Kullandığımız arabalardan, içinde yaşadığımız evlere, bilgisayarlardan telefonlara kadar yaşamımız için vazgeçilmez olan her şey madencilik faaliyetleriyle elde edilmektedir. Özetle teknoloji var olduğu müddetçe madencilik kaçınılmazdır. Peki zengin miyiz madencilik alanında? Ülkemiz nasıl durumdadır dünya ülkeleri arasında hocam? Evet. Şimdi ülkemiz doğal kaynaklar açısından önemli potansiyeli var. Onu da şöyle söyleyeyim. Maden kaynak çeşitliliği açısından 152 ülke arasında 29. sıralama bakımından. Maden türünde de üretim baz alanında 10. sırada yer almaktayız. Evet. Dünya pazarı içindeki paylarımız %0.2 yani binde 2 gibi 52. sırada yer alıyor. Yani madenlerimiz olmasına rağmen dünya pazarındaki yerimiz binde 2. Bu ne anlama geliyor? Yani, yerimizliğimiz mi düşük? Evet, biz yeterince madenciliği ülkemizde yerine getiremediğimiz oradan çıkıyor. Bunun sebepleri kullandığımız teknolojiyle alakalı. Evet, yani madenciliğe olan yatırımın muhakkak olması gerektiği, sondajların daha da fazla artırılması gerektiği. Ben şimdi mesela kendi yaşantımdan örnek vereyim. İngiltere'de master doktora eğitimi için bundan yaklaşık 25 sene önce bulunmuştum. Oradaki bir jeolog hocamıza sorduğumda şunu dedik, İngiltere'de dedik acaba madenler konusunda tam olarak bir bilgiye sahip misiniz? Şunu söyledi, biz dedi ülkeyi 7 defa taradık. 7 defa sondajlar yapılmış, daha artık madenlerin hepsi tespit edildiğinden daha bulunacak maden yok dedi bana. Bizim ülkemizde durum. Evet, şimdi bizim ülkemizde de acı bir tablo. Yani ülkemizde yılda 30 bin metre civarındadır metanı ortalama yaptığı ama son yıllarda bunu 300 bine çıkarmıştır metraj
olarak. Evet. Ama bunu 1 milyon metre diye bir planları da var hükümetimizin. Bunlar artırıldığı zaman, yani bir harita önümüze geldiğinde, haritada herhangi bir şehre elimizi dokunduğumuzda burada hangi tür maden vardır diye bir soru sorulduğunda bunun cevabını ancak bundan sonra daha net bir şekilde vereceğiz. Evet. Hala gizli kalmış belki maden kaynaklarımız var. Evet. Çeşitli cevherimiz var anladığım kadarıyla. Evet. Bunlar da gün ışığına çıkacak. Muhakkak. Zaman zaman duyarız hocam, işte belki ondan da bahsedeceksinizdir. Bazı kaynaklarımızda özellikle bazı materyallerde diyelim ya da maden kaynaklarında işte bor gibi dünyanın en zengin ülkelerinden biri olduğumuz ifade edilir. Bu bir şehir efsanesi midir? Yoksa gerçeğin ta kendisi midir? Ve eğer böylesine büyük bir zenginliğe sahipsek neden acaba gün ışığına çıkarılmaz diye sorup dururuz kendi kendimize. Teşekkür ediyorum. Güzel bir soru. Tabii bor konusu sürekli işlenmiş, evet, gününce kadar. Şimdi dünya maden potansiyeli içinde ülkemizin kaynağı bakıldığında bor birinci sırada geliyor. %70 mertebesinde ülkemizde bor maden yatakları var. Bunun dışında son zamanlarda toryum, linyit, mermer, manyezit, nadir toprak elementleri, zeolit, trona, barit, felspat, sodyum, silikat gibi çeşitli türden madenlerimiz var. Yani önde gelen. Ama şimdi burada asıl arzulanan şudur, maden ürünlerinin işlenmeden taş olarak satılması hiçbir zaman için ülkeye yarar getirmez. Bunu en son yükseltmek, yani uç ürünü dönüştürmek gerekiyor. Mesela örnek olarak bakır konsantrelerinin ötenini elde etsin. Kromdan paslanmaz çelik elde edilmesidir. Bizim en çok ihraç ettiğimiz ülkelerin başında Çin geliyor. Çin bizden maalesef bu tip ürünleri kayaç olarak alıyor. Konsantre olarak. Daha sonradan bunu işleyip dünya pazarlarına söz sahibi olacak. Yani maden ürünlerinin işlenmemiş haliyle satışından çok fazla para kazanamıyoruz. İlle de katma değerini yükseltmemiz lazım. İşlememiz lazım. Evet. Şu andaki ülkemizin 2016 yılındaki benim gördüğüm kadarıyla istatistik enstitüsüne aldığım bilgide bizim payımız %0.8, yani binde 0.8'dir. Yani bu çok düşük mertebede. Evet. Halbuki sıralamaya baktığımızda 26. sırada gözüküyoruz ama hak ettiğimiz bir şeyi tam olarak gerçekleştiremiyoruz. Katılır mısınız bana Sayın Kesimhal? Madencilik sektörü ülkemizde özellikle bu maden kazalarıyla, facialarla hatırlanır oldu. Oysa ki sürekli canlı tutmamız gereken bir alan, sektör sanıyorum, değil mi? Katılır mısınız? Şüphesiz tabii. Zaten bu maden kazaları yaşanması tabii büyük bir çoğunluğu ihmallerden kaynaklanıyor. Ülkemizin 19 Eylül 2013 tarihli maden iş yerlerinde iş sağlığı güvenliği yönetmeliği bulunmaktadır. Bu yönetmelik ülkemizde son zamanlarda yaşanan kararlar sonra birkaç defa değişikliğe uğramıştır. Şimdi buna rağmen bu yönetmelik var ama uygulamada bir takım denetim eksiklikleri gözüküyor. Yani mevzuatta yine sorunumuz yok. Yok. Ama uygulamada bazı sıkıntıları yaşıyoruz yine. Bir de bu işin mühendislik, yani maden mühendisliği bilim tekniğine göre yapılması da çok önemli. Evet. Üniversitelerde bu konuda uzman akademisyenlerin görüşleri alınarak, gerekirse denetlemelerde kendilerinden faydalanarak bunun önüne geçmek mümkün. Evet. Tamamen kuruma bırakıldığında tabii orada çalışan mühendisler sonuçta bizim mezun ettiğimiz öğrencilerdir. Ancak kendileri çalışırken bilimsel olarak bu tip faaliyetlerde çözemediği sorunlar varsa bunları ayıracak zamanlar olamadığı için Ar-Ge anlamında, evet, üniversiteler zaten görevi aynı zamanda eğitimin dışında piyasadaki maden sektörüne bilim ve teknolojiyi yaymak ve bilgilerini paylaşmaktır. Bilgi paylaştıkça daha da yararlı olduğu bilinir. Evet. Bütün sektörde olduğu gibi madencilikte de aynı şekilde yararlı olacağı muhakkak. Siz özellikle madencilik sektöründe iş güvenliği konusunda dersler de veriyorsunuz, evet, bildiğim kadarıyla hocam. Çok yararlı bu bilgiler. Tabii hafızalarımızı tazeleyelim, farkındalığımızı geliştirelim istiyoruz. O alana biraz odaklanalım isterseniz. Evet. Neden acaba arzu edildiği ölçüde bu iş güvenliği konusu madencilik sektöründe hayata geçirilemiyor? Biraz daha sorgulayalım. Devlet eliyle yönetilen maden
etkenler var. Evet. Özelleştirmeler gündemde. Evet. Taşeron işçilik hep sorgulanır halde. Evet. Biraz bu konulara isterseniz işaret edelim ve tabii iş güvenliği ile ilgili teçhizatın, donanımın satın alınması gerekiyor. Bu konuda da çok duyarlı değiliz. Özellikle maden işletmecilerinin bu konuda daha duyarlı olması bekleniyor herhalde. Evet. Şöyle isterseniz ana başlıklarla bir kuralsızlaştırma durumuyla da karşı karşıya kalıyoruz yer yer maden ocaklarında. Siz ne dersiniz? Şimdi maden işçilerinde iş sağlığı güvenliği ile ilgili uzaktan eğitim, aynı zamanda yüz yüze eğitim de vermekteyim. Şimdi eğitim yönünden bir sorunumuz yok. Her türlü bilgi öğrenciye ve bu tip şeyi öğrenmek için gelen arkadaşlarımıza bir yere verilmektedir. Ancak bunların denetimleri yerinde sağlıklı bir şekilde yapılıp yapılmadığı, yapılıyorsa da bunun gerçekten tam olarak karşılığı oluşup oluşmadığı yönünden de denetimlerin sağlanması gerekiyor. Yani bir denetim yapıp da oradaki şeylerin, problemlerin tam denetim anlamında tespitinde sağlıklı bir karar verilemezse bu takdirde denetimi gidip orada görmek yeterli olmuyor. Buradaki eksikler varsa bunları tespit edip çözülemiyorsa bu konudaki uzman kişilerin de bilhassa üniversitede bu konuda eğitim yapan, yani eğitim veren kişilerin de görüşlerini dikkate alınıp ona göre çözümün gidilmesi. Öğretim mekanizması son derece önemli anladığım kadarıyla. Burada görev alan isimler akademisyen olmak durumundalar mı? Yani evet, şimdi uzman olmak durumundalar mı? Hali hazırda kim denetleme görevini çağırıyor? Şimdi ülkemizde bu yıl maden politikası, Enerji Bakanlığı tarafından böyle bir maden politikasını hayata geçirdiler. Ben tabii oradaki bilgileri inceledim. Şimdi gel Maden İşleri Genel Müdürlüğü. Bu maden iş kazalarını önlemek için güvenli bir çalışma politikası izlemektedir. Burada şimdi madenler risk durumlarına göre 3 gruba ayırmışlar. Bir tanesi daha az riskli olanlar sarı renkli, biraz daha seviyesi yüksek olanlar orta riskli olanlar mavi renkli, bir de kırmızı işaretli olanlar risk seviyesi yüksek olanlar için de ayrı bir risk seviyesi belirlenmiştir. Şimdi en düşük risk seviyesinde olanlara yılda en az bir kez denetleme getiriliyor. Orta riskli olanlar da yılda en az iki kez denetlenmesi, en üst seviyede olan, risk seviyesi olanlar için yılda 4 kez denetim getirilmiştir. Bu güzel bir uygulama. Ancak şimdi denetim esnasında yine burada üniversitelerin de katılımını, yani konusunda uzman kişilerin olmasında sağlıklı bir fayda var. Yani sağlıklı yürütülmesi için eğer üniversitelerin amacı az önce de söylediğim gibi öğrencileri yetiştirip, yani meslek öğretmenin dışında dünyadaki gelişmeleri takip ettiği için oradaki bilgi birikimlerini endüstriye kazandırmakla da yükümlüdür. Yani madem burada bir bilimsel çalışmaların hayata geçirilmesi için akademisyenlere, üniversiteye kulak vermek muhakkak tabii değil mi? Evet. Yani bir problem varsa, onun üstesinden gelemiyorsa sektör, o zaman üniversitedeki bu konuda uzman kimse onun görüşünü alıp ona göre problemin çözümünü, daha sağlıklı bir yöntem uygulanmasını muhakkak o esnada öğrenecektir. Rapor verildiğindeki sistemde üniversitenin etkisi nedir? Şimdi onu da şöyle diyeyim, çok az, yani yok denecek kadar üniversitelere, yani sektördeki kişiler aslında olması gereken de üniversiteler değil mi? Bu alanda eğitim almış, aydınlanmış. Evet, şöyle bir örnek vereyim. Yurt dışında bu tip konulara gelişmiş ülkeler daha fazla değer vermektedir. Madenler çalışıyor ama üniversitedeki hocaları muhakkak davet edip çözemediği sorunlarının çözümünü aramak için akademisyenlerin, yani konusunda uzman akademisyenlerin görüşlerine başvurmaktadırlar. Bu konuda gereken yatırımları, işte artık masrafları neyse her şeyi bir tarafta kendileri bunu ayırmaktadırlar. Ama ülkemize geldiğimizde ben kendim şahsen birkaç maden işletmesini ziyaret ediyorum. Onlara söylüyorum, yani buradaki eksik taraflarını şunlardır, şunları yapın diye. Tabii bu tip şeylere fazla alışık olmadığı için, yani çoğunun içinde yok ama bir kısmı ne yapıyor? Bunu bir maliyet olarak, masraf olarak gördüğü için en kestirme yoldan
nasılsa bana bir şey olmaz mantığıyla bu işi sürdürün diye, şu ana kadar bir şey olmadı, bundan sonra da olmaz mantığıyla sürdürdüğü için, ama ne oluyor, gelecekte bu işin şakası yok, bir yerde muhakkak açığa çıkacak. Yani maksimum kar elde etmek için, evet, özellikle iş güvenliğiyle ilgili yapılacak harcamalardan geri duruyor. Evet. Değil mi? Evet, yani burada madeni işletenler. Evet. Ve karşımıza tabii büyük bir risk gibi durum çıkıyor. Muhakkak. Olağanüstü durumlarda ne yazık ki insan canına mal olabiliyor. Evet. Belki de, değil mi? Doğru. Çünkü daha önce de paylaşmıştım. Yani yönetmelikte her şey açık. Evet. Her ne kadar kazalarla birlikte yönetmeliğe ek ilave maddeler olmasına rağmen burada bir tek denetimlerin layıklı yapılması, yani sağlıklı bir şekilde yapılmasıdır. Evet. Yani ziyaret edip de orada rapor tutmaktan yetmiyor bu. Evet. Onun gerçekten yerinde sağlıklı bir şekilde yöntem olarak ve kazalara yönelik gelecekte potansiyel durumları, yani yaşanabilecek kazaya yönelik bir tespitlerini, evet, daha sağlıklı bir inceleme ve akademisyenlerin görüşü alınmak suretiyle eline getirilmesi, evet, her zaman faydalıdır. Maden kazası deyince aklımıza hemen kömür madenlerinde yaşanan kazalar geliyor ki işte en son Karadon maden işletmesinde yaşanmıştı, evet, bu sorun ve vatandaşlarımız, madencilerimiz orada da ne yazık ki hayatlarını kaybetmişlerdi. Şimdi ister istemez tabii gündeme gelen mevzuat değişikliği, yasal düzenlemelerin bir bir hayata geçirilmesi beklenir ama o düzenlemelerin de yeniden düzenlendiğini görüyoruz. Mesela yaşam odalarının zorunlu tutulduğunu biliyoruz ki özellikle çok göçük esnasında maden ocaklarında hayat kurtaran bir alan. İşte 2000 sanıyorum 20'ye kadar uzatıldı en son ki 2015-2016 yılına kadar oluşturulması zorunluydu mesela, evet, maden ocakları. 2017'ye evet, kadar. Evet. Niye böyle adımlar atılıyor? Yani arkasında durmak gerekmez mi alınan kararların? Neden diye bir sorgulamak insan ihtiyacı hissediyor hocam. Siz ne dersiniz? Şimdi yaşam odaları önceleri ilk yönetmelik çıktığında bütün madenleri kapsıyordu. Evet. Şimdi orada şöyle bir teknik olarak da bilgi vermek istiyorum. Yaşam odalarının bu en son yönetmelikteki yeri şöyle diyor, kömür ve türevleri hariç olmak üzere, yani kömür madenlerinde yaşam odasının sağlıklı olamayacağı, çünkü kömür madeni bilindiği üzere yandığı zaman ortamda her türlü gazları etmek açığa çıktığı için yaşam odasının içindeki kişilerin sağlıklı bir şekilde kalmasını kimse garanti edemiyor. Ancak küçük metalik madenlerdeki yaşanabilecek her türlü işte patlamadır, göçüklerdir, bu tip yerlerde ancak yaşam odasının iş yapabileceği ve sağlıklı olarak kullanılabileceği gözükmesi, nasıl bakıyorsunuz bilim adamları? Şimdi şöyledir, yaşam odasının tabii bir de metrajı verilmiştir. Yani şu anlamda ortaya çıktığı zaman kişinin yaşam odasına en kısa zamanda ulaşması burada esastır. Şimdi kömür madenlerinde bazen çok derin yataklar oluyor. Oradan yaşam odasına kadar gitmesi veya damarın da çok büyük bir araziye yayılması sonucu yangın çıktığında oralarda uzunca müddet kişinin saklanabilmesi, korunması mümkün olmayabilir. Bazen seyyar yaşam odaları var. İşte bu seyyar yaşam odaları da yine kömür madenlerine uygun olmadığı bilinmektedir. Çünkü kömür yandığı zaman metali eritiyor biliyorsunuz. Yaşam odasının kendisi de ister istemez orada zarar göreceği ve içerideki kişilerin de korunmasız olacağı da buradan anlaşılmaktadır. Evet. Bunun dışında sanıyorum en önemli şey, anlattıklarınızdan yola çıkarak da söylüyorum, bir zihniyet değişikliğine ihtiyacımız var. Evet. Özellikle madenlerdeki iş güvenliğiyle ilgili olarak, madenlerimizdeki iş güvenliğiyle ilgili olarak ne dersiniz? Doğru, yani buradan şunu da söyleyebilirim. Yönetmelik her şeyi açıkça ortaya koymuştur. Ama yönetmeliği layıkıyla her madenci ya da işletmeci yerine getirdiği müddetçe bu sorun üzerinden kalkılır. Şimdi bundan yönetmelik çıkmadan önce maden mühendisleri teknik ya da fenni nezaretçi adı altında görev yapmaktalardı. Yani madenlerin emniyetinden her türlü çalışmasından sorumlu olmak üzere. O zaman 10 tane madene kadar bir madenci bakabiliyordu. Şimdi bunu
yeterli olmadığı için, yani uygulama anlamında kazaların önüne geçmek için yeterli olmadığından, her madenci bir tane sahaya bakacak şekilde daimi nezaretçiye dönüştürdüler. Yani madende sürekli bir maden mühendisinin bulunması, varsa eksikliklerini rapor defterine kaydetmesi, bu eksikliklerini işverene verip bunun giderilmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu bakımdan daimi nezaretçiliği de görevli arkadaşlarımıza burada büyük görev düşüyor. Çalıştıkları yerlerde varsa aksaklıklar, tespit ettikleri eksikleri bunları muhakkak not edip işverene vermesi ve işveren de bunu yerine getirmekle mükellef olduğunu zaten bildiğinden sorun da ortadan kalkacaktır. Evet. Elimizde bir maden envanteri var mı hocam? Nerede ne kadar madenimiz var, ne kadar cevher çıkarıyoruz ya da ne çıkarıyoruz? Bununla ilgili olarak bir ülke madencilik envanteri çıkarılmış mıdır? Şimdi benim bildiğim kadarıyla madencilik envanteri var ama daha önce de sözlerine başlarken söylediğim gibi META'nın yapmış olduğu sondajlardan kısıtlı olduğu için oradaki miktarlar ancak karşımıza geliyor. Ama bunu artırıp ülkeyi tam olarak tarayarak her taraflı sondajlar, derin sondajlar yapılmak kaydıyla taradıktan sonra ancak maden envanterini biz tamamladığımızı söyleriz. Enerji Bakanlığımız da bu yönde bir maden haritasını çıkarmak için faaliyetlerine girişmiş durumdadır. Hem jeokimya haritası hem jeofizik haritasını bunlar tamamlandıktan sonra ancak diyebiliriz. Sevindirici bir gelişme bu. Evet. Sevindirin önce nihayetlenmesini beklememiz evet. Gerekiyor herhalde evet. Değil mi? Biraz daha bekleyeceğiz. Çünkü yapılan bu tespitten sonra belki gerekli adımlar çok daha güzel atılacaktır. Nerede ne yapmamız gerektiği konusunda bir netlik kazanacaktır. Ekleyeceğiniz noktalar var sanıyorum. Şimdi Doğu Karadeniz bölgesi, yani yöremizde evet. Maden bakımından zengindir. Bu bölgede de tabii 21 çeşit maden kaynağı. 21 çeşit maden kaynağı. Evet, bilinmektedir. Bunların başında tabii kıymetli metaller, altın, gümüş, baz metaller, bakır, kurşun, çinko, endüstriyel madenler dediğimiz mermer ve son zamanlarda da bu agrega teknolojisinde kullanılan taş ocakları bulunmaktadır. Zaten ülkemizin o sattığımız madenler içerisindeki en büyük payı %50'sini mermer ve bu agrega madenciliği oluşturuyor. Dolayısıyla bu yönde de bayağı bir gelişim kaydediyoruz. Ama önceden de söylediğim gibi bu madenleri işleyerek satarsak karar katma değerine çıkacaktır. Satmamız gerekiyor evet. Galiba. Tabii bir diğer konuda sanıyorum çevre madencilik ilişkisi. Evet. Bu konuda da söyleyecekleriniz vardır diye düşünüyorum. Evet, şimdi tabii yaşadığımız ortam kimse istemez çevrenin etkilenip orada herkesin mağdur olmasını. Madencilik de tarif ederken çevreye duyarlı bir şekilde yapılması gerekiyor. Evet. Çevreye duyarlı yapıldığı takdirde kimsenin bir sorun yaşayacağını bekleyen göremeyiz. O anlamda madenciliği günümüzde nasıl gelişmiş ülkeler çevreye duyarlı bir şekilde halen de sürdürüyorsa, ülkemizde de madenler hepimiz için yararlı olduğundan çevreye duyarlı bir şekilde bunun sürdürülmesi esastır. Çevreci bir madencilikten evet, söz ediyoruz. Doğru. Anladığım kadarıyla bunun gereğini yerine getirmemiz evet. Gerekiyor herhalde. Söyleşimizin sonuna geldik hocam. Evet. Neler söylersiniz son olarak? Şimdi bugün 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'dür. Bugüne mahsus bir mesaj vermek istiyorum. Dünyanın en zor ve en anlamlı mesleğini yaparak yeraltı kaynaklarımızı insanlığın ve ülkemizin hizmetine sunan tüm madencilerimizin ve çok değerli ailelerinin ve öğrencilerin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü kutluyorum. Ayrıca maden şehitlerimizi de rahmet ve saygıyla anıyor, yaralılara acil şifalar diliyor, kıymetli dinleyicilere ve bu imkanı verdiği için TRT Trabzon Radyosu'na sevgi ve saygılarımı sunuyor. Efendim çok teşekkür ediyoruz siz de katkılarınız için. Türk madenciliğini konuştuk, iş güvenliğiyle bağlantılı olarak hangi durumda olduğumuzu öğrendik. Çevreci madencilik çok önemlidir dedik, altını çizdik. Bayağı manşet çıkardık. Bayağı büyük başlıklar çıkardık konuşmadan. İnşallah gereği yapılır. Ve daha güvenli sahalarda madenlerimizi, cevherlerimizi işleyerek ve katma değerini yükselterek satarız, değerlendiririz ve ülke kazanır. Bu anlamda geleceğimiz bir anlamda aydınlanmış olur. Biz de bir kez daha madencilerimizin gününü kutluyoruz. Maden şehitlerimize rahmet diliyoruz. Hocam
katılan için çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim size de. Çok sağ olun. Sağ olun. Karadeniz Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Profesör Doktor Ayhan Kesimal bizlerle birlikteydi değerli dostlar.